Ama asıl şirketimiz Smart Advice Finansal Teknolojiler. 15 yıllık bankacılık deneyimine sahibim. Garanti Bankası'nda başladım. Garanti Bankası Amsterdam'da çalıştım. Oradan Londra'ya geçtim. Türkiye'de TSK ve fon yönetimi yaptım. En son ING Bank'ta yatırım ürünleri bölüm müdürüydüm ve ING Portföy'de çalıştım. 2 sene önce ayrıldım. Çünkü hep aynı şeyi konuşuyoruz. Fintech, Insurtech, Wealthtech, Pensiontech. Yani bunlar çok popüler. Belki Türkiye'de çoğu henüz yok. Buradan bir girişim çıkmıyor. Çıkartamıyoruz. Çünkü ben hep söylüyorum, 15 yıllık beyaz yakalılığı bırakıp 2 sene önce bir girişimi kurmak kolay olmuyor. Ama bu sektörün içinden gelmek gerekiyor bir yere bir şey getirebilmek için. Ve bizim de gördüğümüz en büyük eksiklik bireysel emeklilik sektöründeydi. Robot tavsiye sistemi. Ben bugün biraz farklı noktaya değineceğim. Çünkü ben Özel Üniversitesi'nde doktora yapıyorum, tasarım ve teknoloji. Tez konumu aslında finansal servislerde hizmet tasarımı. Bunu müşteriye veya kullanıcıya nasıl anlatılabilirden yola çıkıyoruz. Ve son 1-1,5 seneden beri davranışsal finansın makine öğrenmesiyle bir arada kullanılması nasıl olabilire kafa yormaya çalışıyoruz. O yüzden biraz da akademik şey oluştu, zaaf mı diyeyim, her şeyin tanımına çok takılıyoruz. Yani bir şeyi tanımlamak lazım. Şimdi insurtech alanında biz bireysel emeklilere odaklandık ama normalde yatırım fonları, varlık yönetimi ve portföy yönetimi alanlarında finansal teknoloji yazılımı geliştiriyoruz. Akıllı Beste çıkardığımız ilk ürün, Allianz'la çalışıyoruz. Diğer ürünümüz Best Assistant, onu NN Emeklilik, Vakıf Emeklilik ve Türkiye İş Bankası ile ayrı bir ürünle çalışıyoruz. Kısa bir sürede finansal kurumların, ki InsurTech'in içinde olmakla, HAB'ın içinde olmanın da avantajı bu, startuplarla bir araya geliyor olması bizi memnun ediyor. Fakat ben bu Robo Advisory'ye nereden geldik? Ve en sonunda Robo Advisory, robot danışmanlığı, yapay zekayı nasıl bağlıyorumuzun yolunu, bu yolculuğumuzu size farklı bir noktada anlatmak istiyorum. İngilizce, Türkçe karışık, kusura bakmayın. Robo Advisory dünyada robot danışmanlık diye geçiyor. Şu anda 220 tane robot tavsiye sistemi var. Bunun bir çıkış amacı var. Bunun çıkış amacı da davranışsal finansın gördüğümüz meşhur cümlesinden çıkıyor. İnsanız ve rasyonel olmayan kararlar alıyoruz ve bu çok normaldir. Yatırım kararı verirken de, paranızı yönetirken de, emeklilik planınızı oluştururken de siz insan olmanın getirmiş olduğu bazı yanılgılara katılıyorsunuz. Ve bunu çözmenin yolu ne olabilir? Çünkü aslında algoritmalar, finansal modeller veya robot yatırım danışmanlığı sistemleri hep bunun üzerine kuruluyor. Şimdi Türkiye'de bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bu tip etkinlikler, bu tip oluşumlar, hani yapay zekaya çok farklı bir şekilde değineceğim ama robot danışman şu anda Türkiye'de yok. Hani biz Türkiye'nin ilk ve tek robot danışmanlık sistemini kurduk. Robo Advisory platformunu kurduk. Bunu da insan müdahalesi olmayan, rule based, kural bazlı bir makine öğrenmesine dayanan sistem olmasından dolayı farklı olduğunu söylüyorum. Zaten Türkiye'de bireysel emeklilik sistemiyle başladık. Çok fazla bir şeyle karşılaşamıyoruz. Peki davranışsal finansın en önemli noktasını hızlı geçiyorum. Son tarafa gelmek istediğim için. Kredi kartı ekstrelerinizi veya gelen SMS'leri düşünün. Her zaman 3 taksite bölmek ister misiniz diye ilgili. Nudge, Richard Taylor'ın Nobel ödüllü yaklaşımı. Dürtme. Dürtmeniz gerekiyor insanları. Ve 12 milyon kişi sistemde. Nasıl dürteceksiniz bu kadar insanı? Emeklilik planı olan var mı? Burada çok merak ediyorum. Biraz emeklilik hesabı. Evet, yani otomatik katılımla da var. Emeklilik şirketleri arayıp size hiçbir şey söylemiyor. Yılda 6 kez fon değiştirme hakkınız var. Eğer bu hakkınızı kullanırsanız getirinizi arttırırsınız, optimize edersiniz. %3-5 yıllık bir işi 30 yıla koyduğunuzda da inanılmaz bir fark eder. Yani matematik çok basit burada. Fakat emeklilik şirketlerinden hiçbirimize şöyle bir mesaj gelmiyor. 4 kez hakkın kaldı, 3 kez hakkın kaldı. Nudge dürtme teorisi buradan çıkıyor. Fakat sağdaki gördüğünüz SMS'i gönderiyorlar. Çünkü bu SMS'i gönderdiğinde ihtiyacı olmayanların, borcu olmayanların bile kullanma oranı %30. Yani yapılan çalışmalarda ve sizi bir şekilde 3 taksitle dürtme teorisiyle yola çıkarak kendi menfaatini düşünerek finansal kurum bunu yerine gerçekleştiriyor. Biz de bunu diyoruz ki müşteri tarafında menfaat olsun diye. Şimdi bazı rasyonel olmayan kararlar var. Bu S&P 500'ün endeksi ve şuradaki yükselişi görüyorsunuz. Ve ondan sonraki düşüşü. Şimdi şurada herkes piyasa çok kötü, haberler, beklentiler çok kötü. Ama kimse ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Bu bildiğimiz meşhur borsa kuralı. Bir şey var ama önemli değil diye herkes almaya devam ediyor. Ve düşüş kral çıplak misaliyle gerçekler ortaya çıkınca bir anda başlıyor. İnsan
hareketli, burada rasyonel davranamıyor. Piyasaları da zaten rasyonel olup olmama etkili oluyor. Bunların çok güzel örnekleri var. Bir örnek verelim. Overconfidence bias dediğimiz olay. Şimdi ben hiç şunu duymadım. Ben kötü araba sürüyorum diyen kimseyi duymadım. Duydum diyen varsa lütfen bir el kaldırsın. Çok güzel. Matematik, olasılık burada devreye giriyor. Değil mi? Burada biraz önce kaskoyu trafiği konuştuk. Birileri kötü araba sürüyor değil mi? Yani kaskoda bir şeyler var ortada ve kazalar oluyor. Yani 100 üzerinden araba sürmenizi puanlayın diye insanlara sorduğunuzda hiç kimse kendini 60'ın altında puanlamıyor. 70'in altında puanlayanlar %90 çıkıyor. Yani kendinizi herkes çok iyi araba sürdüğünüzü zannediyor. İşte bu rasyonel olmayan bir karar. Yatırım tavsiyesi verirken de en iyi yatırım kararını kendinizin verdiğini düşünüyoruz. Veya kontrol. Her şeyi kontrol edebildiğimizi düşünüyoruz. Bunun örneği nedir? Sayısal lotodur. Bayılıyorum bu örneğe. Yine matematik olasılık. Makinenin sayısal loto oynamasıyla sizin kendi kupon oynamanızın arasında kazanma olasılık farkını bilen var mı? Nedir? Fark yok olasılık teorisine göre. Ama illa biz kendimiz oynamak isteriz. Makineyi de oynatabilirsiniz. İnsan aklı, rasyonelite bunu kabul etmiyor. Mesela bu öğrencilerde olan çok şeydir. Mutlaka 100 aldığınızda kendi başarınızda ya da 60 aldığınızda hoca sizin hakkınızı yediğinden kaynaklanır. Aynen öyle. Her zaman etrafımızdaki haberleri biz kendimiz seçiyoruz. Görmek istediğimiz gibi seçiyoruz. Bir hisse senediniz var. Onunla ilgili olumsuz haberleri kabul etmiyorsunuz. Görmüyorsunuz. Ve sadece bununla bir araya gelen insanlarla konuşuyorsunuz. Çok güzel bir örnek vereceğim. Meşhur Bitcoin. Bu olayın mantığı tamamen social integration. Hiçbir bankacıyım 15 yıllık, hiçbir temeli olmayan, hiçbir arka planı olmayan, tamamen bir sosyal deney. Teknolojisine bir şey söylemiyorum. Blockchain teknolojisine hiçbir şey söylemiyorum. Oraya da gelecektir. Bununla ilgili kurgulara da girmiyorum. Yani ne eseri olduğunu ama bir şekilde Bitcoin'in 20 bin dolar olmasının arkasında yatan olay bu. Rasyonel değil. Bütün olay buradan çıkıyor. Rasyonel olsaydı yine beni çok arkadaşım aradı. Birçok arkadaşım. Arabasını satan, evini satan. Bitcoin almak için. Alma dememe rağmen kimse dinlemedi. Ve bir gün baktım ki internetten ben de Bitcoin almak için hesap araştırıyorum. Yani o hale beni de getirdiler. Ve tabii ki almadınız. Ama olay buydu. O zaman ne yapmak lazım? Biz ne yapıyoruz? Robot tavsiyelerin rasyonel kararlar vermeye yardımcı olacağına inanıyoruz. O yüzden yatırım kararı alırken, alıp satım işlemi yaparken, geleceğiniz için para biriktirirken, adına ne diyeyim? Finansal modelleri, algoritmaları, ki biraz önce o detaya girmeyeceğim, herkes bunu orada çok iyi biliyor. Koyun, işte çalıştırın, çok güzel bir örnek verdi. En optimum noktasını bulun. Bunun adına bir teknoloji platformu koyun ve bu alıp satım işlemlerinizi sizin adınıza yapsın. O zaman robot danışmanlık sistemi devreye girmiş oluyor. Biz tamamen davranışsal finansın rasyonel olmayan tarafını robotlarla, robot tavsiye, bunu finansal olarak düşünün, robottan kastım, robo advisor'ı rasyonel hale getirerek insanların getirisini arttırmaya yönelik. Ve tabii ki takıntılı olduğum için, ki burası bu konunun en, biraz önce Altan Bey çok güzel söyledi, yani zaten seçilmiş bir tabaka geliyor. Hani yapay zeka nedir'e girmeyeceğim ama nacizane benim çok sevdiğim bir video var. Zamanında var. O videoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Biz o videonun üzerinden biraz yola çıkarak kendi robo advisor'ımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Biz iki teknokentte faaliyet gösteriyoruz. TÜBİTAK desteğimiz var. Bunu deep learning yapmaya çalışıyoruz. Finansal modelimizi, algoritmamızı. Bunun için bir ARGE çalışmamız var. Ve yapay zekanın tanımı güzel. Herkes iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Katmaya çalışıyoruz. İşte biraz önce arkadaşımız da söyledi. Weak version, strong version. Sorun değil. Burada iyi niyetle herkesin amacı aynı. Fakat biraz fazla konu abartıldığı için bu videoyu izletmek istedim. Ses geliyor mu? Every company that is selling any kind of technology that is sort of remotely related to all of this stuff says, oh, well, we're using AI. But then you dig beneath the surface and you realize, well, we are not actually using AI. And as a matter of fact, our products really haven't changed at all, maybe. And so all of it,
all of the stuff today is overhyped. And so what buyers need to do is look carefully. So ask that vendor, okay, great, so you're talking about AI. How many data scientists do you have on staff? And oh, by the way, how is your product today with the AI that's so important, that your average that you're presenting, your marketing, how is that different from the product, say, a year ago or 2 years ago? Are there any differences? I'm a big fan of AI, but AI is only as good as the data that goes into it. Companies that understand that and have done a great job of managing their data infrastructure will fully leverage AI and be leaders in AI. I think you can get into overhyping almost anything. It's really about understanding what the customer needs. All of these platforms have a place, and it's really understanding how to properly position a platform with the customer's needs. If you do that, I think you can really end up with some amazing results. Burada bu videoda zaten 4 tane önemli noktaya değiniyor. Daha önceki sunumlarda da bahsedildi. Biz burada biraz daha customer value tarafına odaklanmaya çalışıyoruz. Yani ben bir ürün sunuyorsam, süper AI var diyorsam, harika diyorsam, bunu müşterinin bir şekilde kullanıyor olması, kullandıkça mutlu oluyor olması ve bunu kullanırken hayatında bir fark oluyor olması lazım. Videonun başında onu söylüyor. Yani bir ürününüz var, geliştiriyorsunuz, her sene o ürün improve etmeli. Yani müşteri onu kullandığında bir sene öncesine oranla müşteri daha iyi kazanmalı, daha mutlu olmalı, daha fazla biriktirmeli. Yani bir daha kelimesi olmalı. Yoksa bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. RoboAdvisor'lar tamamen bu mantık üzerine kullanılıyor. Eğer siz %10 kazandıysanız bir sene sonra ben onu %14 yapmalıyım. %14'ü %20 yapmalıyım. Bir şekilde bir fark yaratmalıyım. Müşteriye dokunan bir değer yaratmalıyım. Finansal modellerde, algoritmalarda, RoboAdvisor'da olayın bu olduğunu biz düşünüyoruz. Tabii ki machine learning diye daha çok kullanalım. Makine öğrenmesinin sağladığı olay ne oluyor? Bir keresinde biraz önce o anlattığım rasyonel olmayan tarafları makine yapmadığı için doğal olarak alacağınız kararların rasyonel olmasına yardımcı oluyor. Bizim gördüğümüz en büyük olay bu. Finansal veya bizim yatırım sektörü üzerinde baktığımızda Daniel Kahneman, Nobel ödüllü psikolog, davranışsal finans, psikoloji, biraz bunun makine öğrenmesiyle yeni bir şekilde yorumlanmasına biz kafa yormak istiyoruz. Şimdi bizim kontrol edemediğimiz tek şey getiri. Ama herkes getiriyi kontrol etmeye çalışıyor ve getiriyi kontrol edebileceğini düşünüyor. Biz aynen Daniel Kahneman modeli gibi riski kontrol edebiliyoruz. Kostu, zamanı ve davranışlarımızı da kontrol edebiliyoruz. Burada değinmeye çalıştığımız, inovasyon yaratmaya çalıştığımız noktada davranışlar. Davranışlar kontrol edilebilir. Siz bunu kontrol ederseniz zaten riski, maliyeti, zamanı daha çok bildiğiniz konular. Ben farklılık olsun diye bugün davranışsal tarafı daha fazla anlattım. Bunları kontrol ettiğinizde zaten otomatik olarak getiriyi de kontrol etmiş olacaksınız. Ve daha iyi bir getiri elde edeceksiniz. Emeklilik planlarınızda, varlık yönetiminde, portföy yönetiminde. Bunu yaparken de tabii ki AI'dan faydalanmamız lazım. AI'nin de burada uygulama alanında robot tavsiye sistemleri olarak görüyoruz. Kısaca bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.